Hassas dönemlerden geçiyoruz. Biraz gerekti her şeyden önce komşular. Büyük yangın vardı. Onlar da şimdi her zaman maalesef hissediyoruz. Ayrıca hafta içerisinde sonuçta çok maalesef başlıca hayatını kaybeden çok üzüldüm. Ayrıca polislerimiz oldu, askerlerimiz oldu. O hepimizi derinden hepimizi hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle günlerde hepimizin büyük bir beraberliği, birliği ve kardeşlik içinde olmamız gerekiyor. Bugündür dayanışma içerisinde olmayı seçimler kapsamında ülke büyük millet meclisine bütün halkımızın siyasi fikirleri, farklı farklı fikirlerin hepsi de önemli akımların hepsi yansımış oldu. Bu da tabii bir avantaj. Orada diyalog, konuşma, meselelerimizi akıl selimle çözme konusunda. Böyle günlerde Türkiye'nin işini sağlam tutmaya, Türkiye'yi her bakımdan güçlü tutmak çok önemli. Onun için güçlü bir hükümetin önderiyorum ki konuşarak, anlaşarak kurulması da mümkünsüz. Böyle bir şey olursa herkes çok sevinecektir. Şüphesiz ki tekrar söylemek istediğim bir şey, bugünlerde herkesin daha sorumlu, daha dikkatli davranarak Türkiye'nin daha güçlü olması, vatandaşlarımızın daha mutlu olması, her şeyi yapması, burada akıl selimler eminim ki şu anda sorumlu muhtaçlar. Herkes bu aksini bize duygularla hareket edecektir. Türkiye'nin kıymetini hepimizin bilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın arasında farklı farklı görüşler olur ama hepimiz birbirimize sevgi saygı duymamız gerekiyor. İnşallah iyi olur. Böyle günlerde tekrar söylüyorum. Konuşmalarımıza, davranışlarımıza hep dikkatli, yapıcı olmak, her şeyin başında gelmek. İnşallah böyle olacaktır ve inşallah gelecekler. Ve onların tabii şu anda hükümetimiz bilir, arkadaşlarımız bilir, yönetenler bilir, istihbarat bilgileri hep kendilerinde olduğu için eminim ki en doğru hareketleri yapıyorlardır. Yapılan şeyler muhakkak ki dikkatli çalışmaların ve ortak akılın ortaya çıkarttığı kararlardır. Şu böyle günlerde de hep dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim.